Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları hazırladı. TYT Geometri soru kitabında kare konusundaki 5. testin çözümünü yapacağız. Kare konusunun ilk testi ve öğreniyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi her koşulda düzgün dörtgen belirtir? Düzgün çokgen neydi arkadaşlar? Bütün kenarları eşit ve bütün açıları eşit değil miydi? Evet. Düzgün dörtgenden bahsediliyor. Bütün kenarları eşit olacak ve bütün açıları da eşit olacak. İç açıları ya da dış açıları fark etmez. Paralel kenar. Ya paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Bu düzgün bir çokgen değildir. Dikdörtgen yine aynı şekilde. Bu da bir düzgün çokgen değildir. Kare bütün kenarları birbirine eşit ve bütün iç açıları da birbirine eşit mi? Evet 90'ar derece olduğundan eşit. Cevabımız Ceyhan yapar. Hocam eşkenar dörtgen niye değil? Çünkü eşkenar dörtgende bütün kenarlar sadece eşit. Ama bütün açılar eşit mi? Değil arkadaşlar. Ondan dolayı, do ondan dolayı olmuyor. Deltoid zaten olmaz. Cevabımız böylelikle Cihan çıktı arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Evet. ABC'de bir kare ve CB -E ikizkenar üçgen verilmiş. CB ikizkenar üçgen verilmiş. Kare olduğundan dolayı şöyle bir eşitliği koyalım mı arkadaşlar? Kola koyalım. BC ile CE birbirine eşit verilmiş. X kenar denmiş ya. BC ile CE ikiz kenar. Bakın eşitliği koyduk. E hocam bu ikiz kenarlığı koyunca ekstradan burada ne çıktı? Bir ikizkenarlık kenarlık daha çıktı. Özellikle, düz, özellikle düzgün çokgenlerde de böyle. Aslında karede bir düzgün çokgendir. Bir kenarıyla farklı bir yerde eşitlik verildiğinde eşitleri, koyun ki farklı x kenarlığı da görebilirsiniz. E buradan db kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada kaç isteniyor? Bu açı kaç derece? 90 derece. Eyvallah. Sonra bu x kenarlığı kullanacağız hocam. Bu x kenarlığı biz nasıl kullanacağız? Başka bir şey vermiş mi bize? Açısal bir değer olarak başka da bir açı vermemiş o zaman şöyle diyelim. Şuraya bir A diyelim. O zaman burası A mıdır? X kenarlıktan dolayı. Evet. Hocam A artı X. X kenarlıktan dolayı burası da A artı X mi? Aynen öyle. Sonra şuradaki üçgene bakacak olursak. iki tane açı yan yana. iki iç açının toplamı bir dış açı hocam. Yani burası 90 artı A yapar. A hocam buradaki üçgende de iki iç açının toplamı bir dış açı. Burası aynı zamanda ne yapar? A artı X ile X'in toplamı A artı 2X yapar. Yani 90 artı A neye eşit oldu arkadaşlar? A artı 2 x eşit oldu. A'lar ne oldu? 2 x 90 ise x'i de buradan kaç derece buluruz? 45 derece buluruz. Evet ikinci soru böylelikle denizli çıktı. Geldik 3'e. Kare ve eşkenar üçgen verilmiş. Karenin eşitlerini yazalım arkadaşlar. Şurası da eşit diye gösterelim. Ve BC de eşkenar üçgen denmiş. Eşkenar üçgense şuradaki eşitleri de koyalım. A bak eşitleri koyunca şurada da bir x kenarlık çıktı mı çıktı. Öncelikle 60'ar er derece bunlar arkadaşlar. Sonra buraya 30 derece kaldı. 30 ise x kenardan dolayı taban açıları kaç yapıyor? 180'den 30 çıkart. 2'ye böl. 75, 75 yapar. At, x, 60 ve 75'in toplamı da 180 olacağından x de buradan kaç derece geliyor? 45 derece geliyor. Evet 3. soru böylelikle edremit yaptı. Geldik 4. soruya. Çekildi aralarında boşluk kalmayacak biçimde birleştirilmiş birbirinden farklı kareler verilmiştir. Sarı boyalı karenin bir kenarı 10 cm ise 10 sa buraya ne kaldı? 7. Hocam burası 10. Mavinin 13 mü yaptı? Evet burası 13. 13. Hocam burası kaç yaptı? 20. O zaman burası da 20 mi yaptı. Boyalı karenin turuncu boyalı karenin alanı nedir diye soruluyor. Direkt 20'nin karesinden 400 mi yapar cevabımız? Evet. Cevap edilemit evet, oldu. Dördüncü soruda geldik. Beşinci soruya. Şimdi dik yamuk var arkadaşlar. Bizden boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor. O zaman boyalı bölge endeksli düşünelim arkadaşlar. Şuradan bunun devamını getirirsek. O zaman ne oldu arkadaşlar? 10 ise yukarısı aşağısı da 10 mu? 10. Bu arada 2 tane 10 var. Bir burası bir burası. Bir de 12 verilmiş. Ve bu bir kare olarak verilmiş arkadaşlar. E kare. Şuraya ben bir x dersem. Karenin bir kenarı x artı 12 mi yaptı? Evet. Hocam burası da x artı 12 yapacak. Buraya ne kaldı? x artı 2 kaldı. Sagor bağıntısından 10'un karesi eşittir. X'in karesi artı X artı 2'nin karesi diyecek olursak. işlem 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 ve X'i buradan kaç buluruz? Hisset kardeşim 6 buluruz değil mi? 6, 8, 13 kendiler. 6 çıktı arkadaşlar X. E o zaman 6 çıktıysa o zaman burası da 8. E, toplamda burası kaç yaptı arkadaşlar? 18 mi yaptı? Evet burası 18 yaptı. O zaman alan derken şu alan mavi alan yani 18 ile 10'un çarpımı artı şu alan. Bu alan nedir arkadaşlar? Kırmızı alan. 6 çarpı 8 bölü 2 bize tüm taralı alanı verir. Yani 180 artı 24'ten o da kaç çıkacaktır? 204 çıkacaktır sevgili gençler. Beşinci soru böylelikle balık esir. Oldu. Geldik. Altıncı soruya. Evet. Kare verilmiş ve şunlarda da birbirine eşit verilmiş. Hocam a a o zaman bir kere karenin bir kenarı 2 a oldu. Hocam a 2 a. Burası a kök 5 olmalı. A kök 5 neye eşit? 4 kök 5'e eşitse A'yı buradan kaç buluruz? Şöyle yazayım isterseniz, A kök 5, 4 kök 5 e eşitse A'yı buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Karelerin alanları toplamı isteniyor. Arkadaşlar o zaman A'yı 4 bulduysak, karenin bir kenarı 4, diğer kenarı da 8. Yani 4'ün karesi artı 8'in karesi isteniyor. 16 artı 64'ten o da kaç çıkacaktır gençler? 16 artı 64'ten o da 80 mi çıkar? Evet, 80 çıkar. Evet, dolayısıyla cevabımız böylelikle. 6. soruda ne çıktı? Cihan çıktı arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Evet ABCD kare EF ile 3 EF ile 2 DE birbirine eşit verilmiş. Peki yukarıdaki verilenlere göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler şimdi oranlamalara bakalım. Burası 2K burası da 3K mı? Evet. Burası 2K burası da 3K olarak verilmiş. ABD 4, 4 5 olarak verilmiş. Tamam. Yazalım o zaman. E, F, G, 2K yazdım. D, e, y, 3K yazdım. A, burada 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan nedir? 3A'dır. E, toplamda 5A mı yaptı burası? Burası 5A. Arkadaşlar bu alan tüm alanın yarısı değil midir? Evet. O zaman burası 5A iken tüm alan kaç A yapacak? 10A yapacak. E, zaten Ali Bey uzunluğunu 4 kök 5 vermişler. 4 kök 5'in karesi eşittir. 10A olduğundan 80 eşittir 10A olduğundan A'yı buradan kaç buluruz arkadaşlar? 8 olarak buluruz. Evet A8. A8 ise o zaman bizden ne isteniyor? Taralı alan isteniyor arkadaşlar. Boyalı bölgenin alanı. DE uzunluğu 3K. EF uzunluğu 2K yazınca 2 ağları isteniyor bizden. 2 ağların kaç yapar arkadaşlar? 16 yapar. Yani cevabımız böylelikle balık kesir yaptı. 7. soruda arkadaşlar. Geldik 8. soruya. 8. 8. soruya buradaymış. Şekilde 3 tane eş karenin içindeki boyalı bölgenin alanları sırasıyla M, e bunlar birbirine eşit arkadaşlar. Cevap Edremit. Niye? Çünkü bu alan tüm alanın yarısıdır. E bu alan da tüm alanın yarısıdır. Paralel kenardaki alan dağıtmalardan geliyor. Ya da hocam ben bunu bilmiyorum diyenlere bir ispat yapayım isterseniz. Hocam burası A demeyelim de şuraya AA dersek arkadaşlar burası 2A burası da 2A tabana ait yükseklik ne yaptı arkadaşlar 2A yaptı. M alanı neye eşittir arkadaşlar M alanı 2A çarpı 2A bölü 2'den neye eşit oldu arkadaşlar 2A kareye eşit oldu. Hocam burası 2A burası da 2A o zaman T alanı neye eşit oldu T alanı da 2A çarpı 2A bölü 2'den yine 2A kareye eşit oldu. Hocam şu ne alan neye eşit olacak? A A bak 45 45 90 üçgeni 45 45 90 üçgeni burası 90 yaptı. Aynı şekilde burası da 90 burası da 90 burası da 90 A A A kök ki burası A kök ki burası. Burası da bir kenarı e, buraya da ne alanı diyelim. Bir kenarı A kök ki olan karenin alanı o da 2A karem yaptı. Evet M N, T birbirine böylelikle eşit olmuş oldu. 8. soru böylelikle edremit oldu arkadaşlar. Evet geldik 9. soruya. 60 derece verilmiş bir kare verilmiş x nedir diye soruyor Arkadaşlar karede köşegen olduğu için burası 45 45 değil midir? Hatta burası da 45 45'tir. E olay bitti şu üçgende direkt iki iç açın toplam bir dış açı. 60 artı 45'ten neye eşit olacaktır? 105'e eşit olacaktır. 9. soru böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Balıkesir çıktı. Geldik 10. soruya. Kare şeklindeki bir kağıdın içerisinde küçük bir kare kesilerek çıkartıldığında karede Şöyle kare şeklinde bir kağıt var. İçinden bir kare daha çıkartıyorum. Kağıdın alanı 45 oluyor. Elde edilen iki karenin çevreleri toplamı 36 olduğuna göre e, bu karelerin çevreleri farkı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar bir karenin kenarına A bir kenarın e, kenarına da B diyelim. Şimdi e, ben büyük kareden küçük kareye çıkarttığım zaman şu alan kaldı mı arkadaşlar? Kaldı. İşte bu alana ne demiş? 45 demiş. Yani A kare eksi B kareyi kaç vermiş? 45 vermiş. Sonra elde edilen iki karenin çevreleri toplamı 36 demiş. Yani arkadaşlar 4A artı 4B'yi 36 vermiş. Buradan da A artı B ne geldi o zaman arkadaşlar? 9 geldi. A kare eksi B kare 45. A artı B 9. E buradan işlem yapalım. Şuradan A eksi B çarpı A artı B'nin 45 olduğunu biliyoruz. Hocam A artı B 9 ise A eksi B kaç yapar o zaman? 5 yapar. Bu karelerin çevreleri farkı isteniyor bizden. Yani bizden ne isteniyor? 4 a eksi 4 b isteniyor arkadaşlar. E 4 parantezinde a eksi b isteniyor. a eksi b'yi 5 bulduysak cevap da kaç yapar? 20 yapar. Hocam a'yı b'yi ayrı ayrı olsaydı a artı b 9. a eksi b 5. Taraf tarafa toplama yöntemiyle ya da yok etme metoduyla sonuca yine ulaşırdık arkadaşlar. Dolayısıyla 10. soru böylelikle bizden çevreleri fark istenildiği için 4 a eksi 4 b isteniliyor. Cevabımız böylelikle 20 çıkar. Yani 10. soru Denizli oldu arkadaşlar. Geldik 11. soruya. Aşağıda ABCD karesinin AB ve DC kenarına paralel bir doğru verilmiştir. Evet paralel bir doğru var arkadaşlar. Boyalı bölgelerin alanları toplamı 20 birim kare olduğuna göre ABCD karesinin alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. 40'dır. Niye 40'dır? Arkadaşlar şöyle alan kaydırarak da yapabiliriz aslında ama hiç kafanızı burada karıştırmayayım isterseniz. Hocam bu taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 değil midir bir üçgenin alanı? Evet. Yani şuraya bir A diyelim isterseniz. Bu yükseklik lazım bana. Burada da yükseklik lazım. Şuraya da bir B diyelim. Hocam burası A iken burası A. Burası B iken burası B. Karenin kenarı ne yaptı? A artı B mi yaptı? Evet. Şimdi dikkat edin. A artı B çarpı A bölü 2 şu üçgenin alanı. A artı B çarpı A bölü 2 artı bu üçgenin alanında A artı B çarpı B bölü 2 değil mi? A artı B çarpı B bölü 2 e A artı B bölü 2 parantezini alınca A artı B bölü 2 parantezine alınca burada ne kaldı? A. Burada ne kaldı? B kaldı. A artı B kaldı. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 20'ye eşitmiş. Buradan ne geldi o zaman? A artı B'nin karesi 40'a eşit oldu. Zaten karenin alanı isteniyor. Karenin alanı da A artı B'nin karesidir. Cevabımız böylelikle 40 çıkar. Yani 11. soru balıkesir oldu. Geldik 12. soruya. Arkadaşlar ben bunu hep savunurum. Şekilde kare, kare sorularında 15 ya e da 75 gördüyseniz mantıklı olan köşegeni çiziniz. E zaten bu köşegen çizilmiş. Diğer köşegeni de biz çizelim. Çizdik böyle köşegeni. Köşegen çizince köşegenler dik kesir ve şu köşegenlerin hepsi birbirine eşit gençler. Evet. Hocam köşegen çizince niye köşegen çizdin diyorum. 45-45 ya burası. Burası da 45 bak burası 30 oldu. Aa hocam 30 60 90 üçgen çıktı. Bak burası 4 kök 90'ın karşısı 4 kök 30'un karşısı 2 kök 3. Kök 3 60'ı karşısı da nedir? Kök 3 katından dolayı 6 çıkar. Hocam burası da 6 oldu. X kenar dik üçgenden dolayı bizden ne isteniyor? DB. DB e, DB uzunluğu da çıktı o zaman arkadaşlar. Ama burası 6 iken burası da 6. DB uzunluğu da 6 artı 6'dan cevap 12 olarak çıktı. Yani 12. soru böylelikle Cihan çıktı arkadaşlar. Ve bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Altıncı testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.